When I come around, got the whole thing wobbin'. Merhaba değerli izleyenler, yepyeni bir videoyla karşınızdayım ve bugünkü videomda Raul SPC'sini yapacağız. Sizlere zaten Rivaldo SPC'sini yaparken ikon kadro kurma görevleri hakkında nasıl düşündüğümü ve ikonlar, yani sürekli ikonları böyle bir tanesini alıp diğerine vermek, diğerine vermek, diğerine vermek, tek tek getirmeye başladılar biliyorsunuz ikonları EA Sports. O yüzden ben de böyle hem sizlere deneyimimi aktarmak o ikonla siz ve şeyi nasıl yaparız, hani bu ikon bu kadar fiyata değer mi? Böyle ikonları şimdi ben kendim burada en az bir 700K çıkarabildiğimiz için ikon kadro kurma görevlerinde biliyorsunuz ikon isteyen ikonlarda satılan ikonları kullanıp çok rahat bir şekilde diğer kalanları tamamlayabiliyoruz. Raul tabii Rivaldo Campbell'ı vermiştik Rivaldo'ya. Rivaldo'yu yaklaşık bir 150-200K'ya bitirmiştik. Rivaldo kulübümüzde artık yok. Rivaldo gerçekten dehen bir kart değildi. Hani zayıf ayağının 2 olması, özellikle üst seviye FUT Champions maçlarında iyi oyunculara karşı oynuyorsanız sol ayağının sadece kullanabilmesi, hani çok da böyle şey düşünüyordum. Sola şimdi plase vurmamı sağ kanatta oynatıyordum 4-2-3-1'de. Sola doğru plase vurmamı bekleyecek insanlar. Ben de bu şekilde rahatça sola sert bir şut atabilirim diye düşünüyordum. Ama bu çok beklediğim gibi olmadı. Yani sağ ters köşeye sert bir şut atabilirim diye düşünüyordum. Çok böyle olmadı. Hani Rivaldo'yu çok beğenemedim. Bu arada yani şurada dikkatinizi bir şey çekiyor olabilir. Kırmızı Pogba çektik. Ödülleri Twitch'te perşembe akşamı babama açtırdım ve kendisi Pogba'yı çekti. Ona da buradan teşekkürlerimi bir daha yollayayım. Hani 89 kırmızı Pogba şu ana kadarki en iyi pikim. Zaten 80'e direkt Van Dijk var. Onun dışında oynadığımız, çok fazla maç yaptığımız bir 84 Lala var. Kaç maç? 198 maç. Van Dijk, Pogba. Burada gördüğünüz bütün kartlar satılamaz. Onun üzerinden bir kadro kurmayı düşünüyordum. Şimdi tabii bütün her şeyi sattığımız zaman, geçen haftaki Rivaldo'yu yapıp o kadroyu sattığımız zaman 4.1 milyonum var. 5 milyonum vardı. Raul SPC'sine Rivaldo'yu verdik. Oradan bir 700K kurtardık. 700-650 işte o civarda bir para kurtardık. Yaklaşık bir 900K, 850K civarında da tuttu. İstiyorsanız direkt gereksinimlere geçelim. Çözümleri nasıl yaptık? Ondan sonra da paketlere geçelim. Evet, geçiyoruz gereksinimlere. Mütevazi başlangıç, klasik ikon SBC'lerine başlıyorsanız bronz oyuncularınıza başlıyorsunuz. Bu ilk çıktığında bronz paket metodu için muazzam bir şey olacağı benziyordu ama ilk böyle Ferdinand'ın olduğu işte ikon SBC seti bittikten, yani çıktıktan sonra çok da öyle olmayacağını gördük. Çok rahat bir şekilde 200-300'e yapabiliyorsunuz. Buradan direkt silver görevini atlamıyoruz. Çünkü onu en son yapmışım. En sona kalmış. Bir de bir tane dünya klası görevi vardı. Yayında paket açtığımız için orada çıkan bir tane informu kullanmak zorunda kaldık. Satılamaz olduğu için. Onu da yani dünya klasından da bir şey çıkmadı. 12.5K'lı paket. Zaten şurada arkada görüyorsunuz dünya klası yapılmış bir şekildeydi. Paketlerimiz birikmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Mütevazi başlangıç, yükselen yetenek, yükselen yetenek en son kalacak. 84 ratingli kadromuz var. 84 ratingli kadromuzda bu haftanın informlarında olan Olcay Belçikalı arkadaşımız ve 84'lük Foster var. Onun dışında 83-82 84'lerin kullanıldığı genelde Premier League kadrosu. İlk sahibi 2500-750, 12250, 3700 ilk ay. First owner Christensen, Socrates first owner, Company 9700, Alisson 7700. Rahat bir şekilde hani bazıları Footbin'den, bazıları kendim işte oyuncuları koyup oradan nasıl kimyalayabiliriz, nasıl yapabiliriz. Hani her zaman Footbin'e bakmanıza gerek yok, bu kadro kurma görevlerinde kendiniz yapabiliyorsunuz. Mesela 86'lı gidip oraya Thiago Muller almak yerine Pizzi'yi çok rahat bir şekilde Brahim ile kullanabiliyorsunuz. Özel Pizzi kartı mesela piyasadaki en ucuz 86'lardan bir tanesi, özel bir kart olmasına rağmen. Raul Albiol, Felipe'nin 84'lüğünü kullanarak hem reytingi arttırıyoruz hem de çok fazla 84, yani tabii ki Şampiyonlar Ligi kartı olduğu için birazcık daha pahalı ama orada kimyalayabilmek için Felipe'ye verdiğimiz para yani değiyor. 86'lık kadroya geçiyoruz. 86'lık, bundan sonra 2 tane daha kadro var. Gümüşü de sayarsak 3. Gördüğünüz gibi burada da genel olarak İtalya, bir de 87 olarak 2 tane hem Iniesta'yı hem Keylor Navas'ı kullandık. Burada da bitiriyoruz. Paketlerimiz tersten oldu birazcık ama onu çok şey yapmayın. Hani hepsini göstermek için nasıl yaptığımı belki kullanmak istersiniz. Hani zaten yapacaksanız, paranız varsa her türlü yapabiliyorsunuz. Öyle çok da kafanızı kurcalayacak bir şey olmuyor. İbrahimovic'i almışız burada. Casemiro first owner ama aslında satın almıştık. Orada bir bug olmuş sanırım. Isco, Modric, Carvalho, Jimenez, Godin, ondan sonra
Sağ bekte işte santrafor Jonas, Neto ve kalede Oblak'ı kullanarak rahat bir şekilde 88'i de yaptık. Buradan çok güzel paketler geliyor. Birikmeye başladı tersten gördüğünüz gibi. 87 renkli kartlarda da yeni dediğim gibi o Pizzi kartının yerine Gerard Moreno kartını kullandık 86, 86'lık. 87 renkli kadroyu da gördüğünüz gibi bir tane takım haftanın takımı istiyor. Bir tane 87 renkli oyuncu istiyor. Orada sol bekte hani şey David Silva'yı kullandık. İlla böyle kimyayı diğer yer şey hepsini pozisyonlara uygulamanıza gerek yok. Rahat bir şekilde kimyayı oturttuğunuz zaman ofkem yani bir kimya oraya sol beke gidip MMO koyabilip oradan yüksek reytingli bir oyuncu kullanarak biz burada da bir silver yaptığımız gibi rahat bir şekilde reytingi sağlayabilirsiniz. Sonuna doğru yaklaşıyoruz. 88'lik bir kadro kaldı. Jumbo Nadir oyuncu paketimiz de gördüğünüz gibi orada yükselen yetenek. Evet, yükselen yetenek gümüş oyuncularını direkt Fransa Ligi yani bronzdaki gibi çok rahat bir şekilde kendiniz veya oradan bakarak işte Fransa 2. Ligi olur, Danimarka olur, Norveç Ligi olur rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra zaten gönderiyoruz ve takımımıza Rivaldo'nun yerine Rivaldo'dan çok beklediğimiz performans alamadığımız Rivaldo yerine bir ikon daha geliyor. Real Madrid'in 7 numarası Raul bizimle birlikte arkadaşlar. Raul takımımıza hoş geliyor. 92 reytingli Raul kartıyla. Valla çok güzel kart ya. Bakalım inşallah istatistiklerinin hakkını verecek bir kart olacak. Rivaldo zayıf ayak sıkıntımız vardı. Raul'da böyle bir sıkıntımız da olmayacak. Kendisi forvet, ofansif orta saha iki rolde de çok rahat bir şekilde oynayabilen bir kart. Koşarak geliyor Raul ve takımımıza katılıyor. 99 numara giymiş Raul. Raul tabii ki de 7 numarayı vereceğiz. Takımımızda artık CR7 yok. Takımla ilgili zaten hafta sonu bir sürü yayınlarda konuşacağım. Ne yapacağız, ne edeceğiz. Yarın da yani Cuma günü bu Cuma'nın akşamı siz Cuma izleyeceksiniz bu videoyu. Zaten Cuma çekiyorum şu an gece. Uyku tutmayınca yarın finallerden önce. Bakalım kadroda çok deli şeyler düşünüyorum. Artık bakacağız. Evet, Raul'u Real Madrid'in efsanevi 7 numarasını takımımıza katmış bulunmaktayız. Raul 2000'lerin başında Real Madrid'de büyük başarılara imza attı. 2001'de 3. La Liga şampiyonluğuna, 2000 ve 2002'de ise UEFA Champions League şampiyonluğuna ulaştı. Bu iki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan Raul arka arka 2 yıl boyunca turnuvanın gol kralı olmayı başardı. Kendine has zarif aşırtma vuruşu, zekası ve ceza sahasındaki üstünlüğüyle santraforlar arasında fark yarattı. İkon seviyesine ulaşan yıldız futbolcu 2002'de toplamda 5. kez yılın en iyi İspanyol futbolcusu seçildi. Real Madrid'de görüyorsunuz yani 741 maçta 323 gol 10 sene. Raul zaten ben birazcık böyle tam son dönemlerini hatırlıyorum yaşımdan dolayı. Hızı çok iyi. Burada şey de gösteriyoruz. O yanlış olmasın şöyle gösterelim de o full kimyada işte 10 kimya, 9 kimyada nasıl oynuyor ona bakalım. Öncelikle istatistik şey bilgi olarak direkt oyuncunun kartına baktığımızda 100 face stat kartın çok güzel. Zayıf ayağının 4 olması santraforlarda hani minimum 4 olması gerekiyor. 3 belki Griezmann kadar bozuk bir sol ayağı varsa Messi gibi ise tabii kabul edilebilir ama zayıf ayağın 4 olması hem soldan hem sağdan özellikle bu kadar yüksek istatistiklere sahipken birazdan bakacağız nitelik bilgilerine. Çok çok yönlülük sağlıyor. Bu da iyi bir şey. Raul'un sol ayak olması da hani sağ ayaklı oyuncular daha çok tercih ediliyorsun bu FIFA'da ama ben çok öyle şey bir fark görmüyorum. Zayıf ayağı 4 olduğu sürece zaten sürekli sol ayağıyla da vurmaya çalışacağım. Sıkıntı yok. Sağ ayağıyla da vurabiliyoruz ama beceri hareketleri 4 o da çok güzel. Lakrokote'yi yapabiliyor olması, kendine alan açabilmesi ekstra iyi bir özellik. Raul'un hızına bakıyoruz. 87-89 gayet iyi. 88 hızı var ortalaması. Şutlara baktığımız zaman atak pozisyon alması, bitiriciliği, şut gücü, uzaktan şut, voley, penaltı yani şut yani vurduğunuz zaman %90 gol olması gerekiyor bu istatistikler. İnanılmaz gerçekten bitiriciliği. Pasta görüşü, kısa pası çok iyi. Zaten bunlara ihtiyacı var. Uzun pası hani falsoya, orta açmasına ihtiyacı yok. Raul Santrafor veya cam rolünde oynayacaksa. Kısa pasının 89, görüşünün 94 olması çok ideal, harika. 4-1-2-1-2'de çift santrafor da oynatabilirsiniz. Mesela Ronaldo gibi bir isimle. Çeviklik 88, denge 92. Ben Raul kartını ilk bakmadan hani dedim ki Raul'un büyük ihtimalle çevikliği denge sıkıntısı vardır dedim. Sonra baktım Prime'ına 88-92'yi görünce bir rahatladım. Oyuncuların çeviklik dengesinin yüksek olması özellikle de kötü gameplay, serverların kötü olduğu zaman dönebilme açısından çok önemli. Reaksiyon 92, top kontrolü 93, dribbling 88, soğukkanlılık 92. Hani neredeyse Neymar tarzı bir dribbling istatistiklerine sahip. Bakalım oyun içi öyle hissettiriyor mu göreceğiz tabii ki. Kafa isabeti 96, zıplama 91, 1.81 adam için muazzam bir şey. Yani kafa golleri de büyük ihtimalle atacağız Raul'la ister istemez. Dayanıklılığının 88 olması ki zaten yüksek orta santrafor olarak çok da şey
Stamina hani yüksek yüksek ve düşük 70-80'nin altında olmadığı sürece sıkıntı çekmezsiniz. Gücü de 77. Yani Raul bakalım, denemek için sabırsızlandığım bir kart. Belki de çok iyi olacak ve burada Raul'u vermek yerine artık gidip marketten ikon alıp başka bir ikon SPC'si yapacağız. Raul'un da istatistiklerine baktıktan sonra, yani bugün tam Perşembe akşamının gecesinin devamında açıyorum. Şu an 3 3'ü çeyrek geçiyor saat. Yarın okul var. Birazcık geçe kaldık. Finallerden önce şu Raul'u bitireyim dedim. Paket şansımız dediğim gibi kırmızılardan Pogba çektik. Bakalım nasıl bir şey çekeceğiz buradan. Yani çok da fazla çok iyi paketlerimiz var ama Rivaldo kadro kurma göre videosunu izlediyseniz maalesef bu paketlerden çok iyi bir şans yakalayamadık. Burada bir gümüş paket eksik. Onu yanlışlıkla açtım. Bronz 11 nadir verdiğiniz kadro kurma görevinin. Ama başlayalım bakalım. Belki bu paketlerden daha iyi güleriz. Altın ucu paketiyle başlıyoruz. Beyaz büyük ihtimalle yanmayacak. Evet. Normal bir başlangıç. Mütevazi bir başlangıç. Sol bek İspanya, şey Fransa, Roussillon'u çektik. Bu LSG kadroları için başlangıçta gayet iyi bir bek Roussillon yanında. Yani illaki satabiliriz. Bir sürü SPC de var tabi biliyorsunuz. Roussillon belki 950'ye falan gider ama ben kulübümün dolu olması açısından bunların hepsini yollayacağım. Satmakla uğraşmayacağım. Şu an zaten transfer etsem hafif dolu. 45 kaldık paket Jumbo Premium altın oyuncu. Jumbo Premium altın oyuncu yok. Jumbo nadir oyuncu en şey olan. Burada en kötü paket Jumbo Premium altın oyuncu büyük ihtimalle. Evet, onu açalım. Direkt seri seri bakalım, açacağız. Tek tek açmadık bu sefer de, üst üste yapalım dedik. Umarım sonunda üzülmeyiz. Panel var. Panel var. Yunanistan stoper Arsenal Sokratis geliyor. 84'lük Sokratis. Fiyatı 84'den henüz böyle çok beklenen seviyeye geldi mi ondan çok emin değilim ama 3.900-5.000 civarı. Yani satabiliriz tabii ki. Buradan ne kadar para kazanırsak kârdır. Jonjo Shelvey, Stuani, Selçuk İnan. Galatasaraylı oyuncumuz eksik olmuyor valla. İstikrarlı bir bütün oyuncu paketlerinde. Uf, ne kadar fazla oyuncu varmış ya. Ama gördüğünüz gibi maalesef çoğu çok para etmeyen arkadaşlar. Hani burada kadro kurma görevinde kullanılan Alman Medo Sanker bile 450'ye falan satılıyor. Tamam, tutalım hepsini elimizde yine. Dediğim gibi satmıyoruz. Belki kadro kurma görevlerinde kullanılır. Şimdi biraz daha baba paketlere geliyoruz. Üst düzey altın oyuncu paketi, nadir oyuncu paketi, 50 nadir mega paketi, Ultimate Pack, Jumbo nadir oyuncu paketi. Yani buradan en azından bir beyaz çıkartalım ki ister istemez heyecanlanalım ama 3'te 0 çektik maalesef kötü paketlerden. Yani 45 kaldık paket benim için artık hani kötü bir pakete döndü. Çünkü cidden içinden bir şey çıkaramayalı çok uzun zaman oldu. Yine maalesef bir şey çıkartamıyoruz. Evet, Malcolm Sosa bir Süper Lig oyuncusu da. Jonjo Shelvey satılır herhalde 550'ye. 350 bid verseler. Renato Sanchez. UCL kartı tabii ki olmuyor. Sosa, Elia, Malcolm. Güzel, bunları da gönderelim kadroya. Ya büyük bir oyuncu gerekiyor zaten eğer paranın hatırı sayılır bir kısmını geri yapacaksak. O paketlerde bunlar. Ben önce nadir mega açmak istiyorum. Çünkü beyaz beklemiyorum altından. Evet. Açalım bakalım. Fransa, Meo, Olympique Lyon. Abi Fekir geliyor. Fekir. Oyun başında bayağı bir kişi tarafından kullanılıyordu. Ama zayıf ayağının 3 olması herhalde. Bir de sol ayaklı olması. Tabii Griezmann burada muazzam bir upgrade oluyor şey üstüne. Nadir kontrat paketleri satılıyor demiştim. Vallahi 200'den satabiliriz gibi duruyor. Süper Lig oyuncumuzu da çekiyoruz istikrarlı bir şekilde. Yine bir Başakşehir oyuncusu. İngiliz Premier Lig bu şey satılıyor muydu? Yok, satılmıyor. Bunları discardlayabiliriz. Olympique Lyon, Feyenoord, Tottenham'ın stadı satılmıyor tabii ki. Bayern üniforması, Meksika deplasman forması, Castro alır belki. Yok, almıyormuş. Merhaba. Evet. Yani 85 çok o kadar para harcadıktan sonra çok güldürmüyor açıkçası. Burada 3 tane paket kalmışken bir tane bronz paketle şansımızı resetleyelim. Kamera ışığında fark ettim şimdi arkada kalmış, kusura bakmayın ışıklandırma için. Alex Blanco La Liga SBC'si geldiği zaman illaki değerlenir. Alman ikincilik Azerbaycan'ı sanmıyorum çok para ettiğini. Aynı şekilde bu Gavuç arkadaşımızın da. Şansımızı bir resetleyelim bakalım. Şöyle bir silkelenin. Artık buradan güzel bir şey çıksın ki yani, yoksa ikon SPC yapmayı cidden durduracağım. Özel olarak böyle paketlere kötü oyuncular veriyorlarsa. Üzücü bu. Evet, 50K'lık paketten de baş çekiyoruz. Artık moraller tamamıyla çöktü. Yani 85 verse bile ki vermedi. Juventus Perin. 84'lük bir kaleci. Hadi ye, bundan daha iyisini yapabiliriz bence.
En çok korktuğum paketler 100 kalorilik paketten çok uzun süredir beyaz çıkartamıyorum. Hani düşünün, altı beyaz bile yanmıyor. Bu paketten bugün pele çıkartanı gördüm valla. Ama ben de işte 89 Pogba çektim. Satılamaz. Yani para edecek en fazla oyuncum şeydi. Van Dijk'ı, UCL Van Dijk çektik. Onu 700K'ya sattık. Dybala'yı çektik. 16 yok 550K'ya sattık. Bakalım 83-84'lerle durdurduk. Durdurmadık. Doldurduk kulübü. Kaldı iki tane baba paket. Jumbo Nadir Ultimate paketi oyuncusu. Bakalım Raul SBC'si bize geri para kazandıracak mı? Büyük ihtimalle beyaz yanmayacak altı. Şaka gibi. Evet. 100K paketler arkadaşlar. Nefret ediyorum artık ya cidden. Gold 1 bitirmeyip eğer elitin şeyine gidemiyorsak Gold 2 Gold 3 bırakacağım. Daha iyi. Yani bu cidden rezillik. Açalım Ultimate peki de zaten bir şey geleceği yok belli yani. İkon SBC'leri maalesef. Kiminle ikon yaparken ikon çıkar. Bizim yüzümüz maalesef gülmüyor. Gerçekten inanılmaz ya. Evet. Bir ikon SBC'sinde daha hüsran yaşıyoruz maalesef. Yani ne diyebilirim ki? Öyle valla yayındaymışız gibi bir duraksadım ya. Çok kötü. Çok kötü. İki kere Sosa, iki kere Selçuk, iki kere Volkan Babacan geldi. Ama biz beyaz çıkartamadık değil mi? Çok iyi abi ya. Valla çok iyi. Yani artık bu ikon SBC'lerini yapmayı büyük ihtimalle vazgeçmeyi düşünüyorum. Kötü. Kötü. Siz olun. Paketlere hiçbir zaman güvenmeyin. Neyse hafta sonu artık elimizde Raul var. Rivaldo gitti. Raul'la gameplay'imizi izlemek için hafta sonu akşamları Cuma, Cumartesi, Pazar Twitch'te online'ım zaten Twitter, Instagram'dan takip ediyorsanız bildiririm. Raul'u deneyeceğiz. Bakalım yanına çok da keyifli bir şey gelebilir sol kanatta. Artık göreceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları.